aşının faydalı mı, zararlı mı olduğu bir tartışma konusu. Aşı faydalı mıdır, zararlı mıdır? Biz de bunu bir açıklığa kavuşturalım istiyorum. Evet, aşı hem faydalı hem zararlı. İki türlü aşı var. Tehlikeli aşı, faydalı aşı. Amerika Birleşik Devletleri 1970'li yıllarda Amerika'da 10 bin çocukta bir çocukta otizm oluyordu. Aradan yıllar geçince 150 çocukta bir çocuk otizm olmaya başladı. Yani 6 bin kat otist hastalığı yayıldı, çoğaldı. Şaşırdılar. Bu kadar hızla otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite veya başka psikolojik veya bedensel engelli doğumlar, gelişimler çocuklarda çok gözükünce Amerika'da panik oldular. Neden, niçin oluyor diye araştırdılar. Araştırmalar sonucunda aşıdaki civanın buna sebep olduğu anlaşıldı. Bu aşı, bu civa. Aşıdaki civanın otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, gelişim anormalliklerine sebep olduğu anlaşıldı ve Amerikalılar aşıdan civayı çıkardılar. Biz çıkarmadık. Biz ne zaman çıkaracağız? Çünkü biz ucuzunu, kalitesini, zehirlisini kullanıyoruz. Onlar iyisini kullanıyor. İnşallah biz de iyisini kullanırız. Aşının içerisinde civa var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Georgia eyaletinde, Simpevul denen küçük bir kasabada bu aşı üreten Merck, Adventist ve bir simit bilmem Glasgow firmasıyla, yani üç firma, Sağlık Bakanlığı, Hastalıklardan Korunma Müdürlüğü ve FDA, 5 ayrı kurum aylarca çalışma yaptılar. 14 sene süren aşının yan etkisi var mı yok mu gibi araştırmanın masaya yatırdılar ve otizm hastalığının 6000 kat arttığını görünce açıklasalar bütün otizm hastası olan aileler, otizm hastası olan aileler, dikkat eksikliği olan çocuğu olan aileler, hiperaktif çocuğu olan aileler bu Amerikan firmalarına tazminat davası açacak. Bütün firmalar iflas edecek. O nedenle açıklamadılar. Ne yaptılar? Komisyonun başındaki adamı müdür yaptılar. Sus payı. Milyon dolarları görünce araştırmalar gitti çöpe. Okus pokus. Ama bazıları bunu öğrendiler. Medyaya sızdırdılar. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri civa içermeyen civa, alüminyum. Bu da alüminyum. Alüminyum da civa kadar tehlikeli. Bu da beyne zarar verir. Civa, alüminyum, kurşun, kadmiyum, nikel içermeyen aşı üretti. Bu birinci sınıf aşı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, İngiltere, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Avustralya gibi ülkelerde artık ağır metal içermeyen aşı kullanılıyor. Ve birdenbire 3-4 yıl sonra otizm, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın bu ülkelerinde otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve gelişim, başka gelişim anormalikleri olan çocuklarda birdenbire düşme oldu sayısında. 2003'te 150'de bir gözükürken 2006'da birdenbire sayı düştü. Ha, anladılar. Ama biz hala anlamadık. Ne zaman anlayacağız? Hiperaktivite. Şimdi bakın şöyle, civa, içinde civa olan aşı. Vatandaş diyor ki aşı yapılan herkeste o az veya çok beyinde hasar vardır. Aşı olan herkesin. Mutlak suretle. Ama ne kadar hasar var? Kiminde %1, kiminde %5, kiminde %20, kiminde %100. %100 ise otizm deniyor. Ama %5 varsa, %2 varsa, %1 varsa. Şimdi benim tanıdığım bir bayan. Çocukluğunda, küçüklüğünde sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Babası arabayla gezdiriyor. Yatmak, herkes yatıyor, o yatmıyor. Bunu battaniyeyle sallıyorlar, komşular, aileleri. Uyutamıyorlar. Uyandığı zaman deli gibi hareket ediyor vesaire vesaire. Şimdi gelmiş 25-26 yaşına, canı sıkıldı mı ailesiyle, atasıyla, dedesiyle, ebesiyle, ninesiyle kavga yapıyor. Herkese saldırıyor. Biniyor arabasına deli gibi şehirde, tur atıyor, atıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Herkes normal zannediyor. Normal değil ki. Aşı yapılmış, aşıdan sonra problemler başlamış küçükken. O da otizm. Ama o otizm olduğunu kimse bilmiyor.
Veya mesela mecliste insanlar birbirine giriyor değil mi? Boks yapıyorlar mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Allah Allah, maşallah, herkes birbirine giriyor. Hepsi sağlıklı değil mi? Sağlıklı gibi gözüküyor. Evet. Ama bunların hepsi aşı olduğu için hepsinde var biraz problem. Türkiye'de 7'den 70'e herkes de aşı olan herkeste var problem. Az veya çok. Yüzde oranı değişir. Az veya çok. Ha. O nedenle Türkiye'de 7'den 70'e herkesin beynini temizletmesi gerekir. Neyle? Evet. Bu Ormuz altın, gold, Ormuz gold altın içerir ve 85 çeşit mineral, iz element içerir. Çinko içerir vesaire vesaire vesaire. Selenyum içerir. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem beyni temizler. Negatif duygu, düşünce, fikirleri siler. Nasıl oluyor? Beyin de aşıdan dolayı bir damla civa beyinde yerleşmiş olsa, bir damlanın onda biri kadar olsun. Bir damla olmaz da çok. O beyni felç eder. Bitti, gitti. Ama çok çok daha az ise beynin bir noktasında değil tabii, yaygın olarak, dağınık olarak bulunuyor. Beynin çalışmasını, fonksiyonlarını bozuyor. Aynı bilgisayar gibi. Bilgisayara virüs girdi, ne oldu? Orası dur. Orasına, burasına çıkıyor virüs. Temizlemedikçe programı düzeltemezsin. İşte bu da antivirüs programı gibi. Beyindeki civayı temizler. Kadmiyumu, kurşunu, nikeli beyni yavaş yavaş temizler, arıtır. Normal haline getirir. Hemen değil tabii, zamanla. Kullandıkça kişi fark edecek. Kullananlar zaten görüyor etkisini.